Şimdi yanımızda çiçeği burnunda mı diyelim efendim? Numan Kurtulmuş, evet. AK Partili ve belki bundan sonraki dönemin vizyon ya da ekibi içinde belki de ön plan, daha ön planda olacak bir isim. Evet, başbakan takımı değiştir mi? Takım mı aynı kalacak? Omurgada bir omurga aynı kalacak. Ama belli değişiklikler yapacağız dedi. Yeni yola yürürken, 2023'e yürürken bu yeni değişiklikler arasında tabii dikkat çekici isim sizsiniz. Öncelikle AK Parti'de bu ilk sizin kurultayınız. Evet. Bundan sonraki süreçte tabloyu farklı bir şekilde okuyacaksınız ama bugün itibariyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ayrıntılarını size sormak istiyoruz. Siz bu ayrıntıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok büyük bir beklenti vardı bununla ilgili. Siz o beklentilerin tümünü bulabildiniz mi bu konuşmanın içinde? Şimdi bir kere bu konuşmanın, daha doğrusu bu kongrenin en önemli özelliği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk sefer iktidarda olan birisi, başbakan olan birisi kendi isteğiyle kendi partisinde, yani kendisini iktidara taşımış olan partide artık genel başkan olmayacağını, son kez aday olacağını söylüyor ve bu aslında Türkiye'de devrim niteliğinde önemli bir adımdır. Bundan sonraki sürece ilişkinde aslında ipuçlarını veriyor. Yani şimdiye kadar yapılan atılan adımları söylüyor. Bunları AK Parti'nin başarıları olarak ortaya koyuyor. Bundan sonra da özellikle terör, demokratikleşme, Türkiye'de barışın sağlanması, Kürt meselesi ve terör meselesini birbirinden ayırt ederek, burası çok önemli, birbirinden ayırt ederek Türkiye'de terörü sonlandırmak ve Kürt meselesini halk, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi bağlamında çözebilecek işaretleri veriyor. Aynı şekilde Türkiye'nin belki dış çevresiyle ilgili olarak da, yani dış politika ile ilgili olarak da yeni bir takım adımların atılabileceğinin işaretlerini veriyor. Ama en önemlisi bundan sonraki süreci oluşturacak. Yani öyle görünüyor ki Türkiye'de halkın yarısının desteğini almış olan, bugün itibariyle de bu desteği büyük oranda koruduğu görünen bir partinin bundan sonraki dizaynına ilişkin işaretleri veriyor. Orada 1071 Sultan Alp Arslan'la başlamış olması, bizim medeniyet siyaseti dediğimiz, medeniyetimizin temel değerlerinden neşet eden ama bugünü yorumlayan, bugünü anlayan ve bugünü anlayarak ileriye doğru Türkiye'yi taşımak isteyen yeni bir heyecanı, yeni bir dinamizmi, yeni bir sinerjiyi ortaya koymak istediği belki bu kongre konuşmasının en önemli ana fikirlerinden birisi olarak ortaya çıktı. Bir de üç siyasi partinin genel başkanı Turgut Özal, Menderes, Erbakan. Üç önemli isim dikkat çekti. Bu konsepti nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim geçen hafta İstanbul'da Has Parti'nin AK Parti'ye katılım törenindeki konuşmada ben de bunu ifade etmiştim. Sayın Başbakan da o konuşmada da ifade etmişti. Yani Türkiye'de aslında maalesef bu 66 yıllık çok partili siyasi hayatımız iki temel noktadan hareket ediyor. Halk oy verme sahipleri bakımından. Bunlardan birisi vesayet sisteminin karşısında kimi görürse ona oy veriyor ve bunun uzantısı olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi fikriyatının karşısında kimi görürse buna oy veriyor. Ve bu süreçte de rahmetli Menderes'in de, rahmetli Özal'ın da, rahmetli Erbakan'ın da Türkiye'nin hem demokratikleşmesine hem kalkınmasına hem vesayet sisteminin ortadan kaldırılmasına ilişkin fevkalade büyük mücadeleleri var. Bunların her üçü de geçmişte bu mücadeleyi kısmen kazandılar, kısmen ihtilallerle yolları kesildi. İşte Özal'ın suikastle mi kurban gitti mi gitmedi mi tartışmaları oldu ama sonuçta millet adına, yani bizim o medeniyet çınarı diye bugün başbakanın isimlendirdiği bu topraklardaki bizim medeniyet mücadelemizin siyasi alandaki mücadelesi Menderes'le, Özal'la, Erbakan'la devam etti. Bu vurgunun bugün yapılmış olması gelecek açısından çok önemli. Yani kökü toprağın derinliklerinde olan ama dalları uzaya semaya yükselen bir hareketin inşası. Peki. Bugün belki bunu da söylemek lazım. Bugünkü kongreyle birlikte Sayın Başbakan sadece bir parti değil bir hareket inşası üzerinde de durmuş oldu. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Türkiye'ye, AK Parti'ye, bütün milletimize ve insanlara hayırlı olsun. Biz de Sayın Kurtulmuş, yaklaşık bir saat sonra size hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz herhalde tekrar. Evet. Çünkü MKYK'ya seçileceksiniz. Vardığından da muhtemeldir ki genel başkan yardımcısı olarak göreceğiz sizi. Çok teşekkür ederiz. Hayırlısı, ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü teşekkür ediyoruz. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'yi konuşuyor değil mi Mete? Önemli mesajları var. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı ben olsun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Mursi,